Evet, değerli dostlar, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Birilerinin ihale ayarlamak için taklalar attığı, yandaşmasını ayarladığı, her türlü yalan, yanlışın havada kuşlar gibi, martılar gibi uçuştuğu bu dönemde Atatürk gibi insanlık tarihine iyiden, güzelden yana iz bırakmış bir insanla ilgili, bir önderle ilgili bir paylaşımı dinlemek için burada bulunduğunuz için hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği İl Başkanım, Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği Pazar İlçe Başkanım ve saygıdeğer hocam ve kıymetli misafirler. Konumuz bildiğiniz gibi Mustafa Kemal'e atılan iftiralar ve bilimin ışığında cevaplar. Bu konu son derece önemli. Neden son derece önemli? Çünkü içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir savaş içindeyiz. Hepimiz biliyoruz ki bir savaş içindeyiz. Bu savaşa asimetrik savaş deniyor. Asimetrik savaş topla, tüfekle, kılıçla yapılmayan ama bunun dışında her türlü olanağın kullanıldığı ve alabildiğine kuralsız, alabildiğine alçak dışı, alçak özelliğe sahip olan, ahlak dışı özelliklere sahip olan bir savaş. Bu savaşta muhakkak saflarımızı belirlemek zorundayız. Saflarımızı belirlememek diye bir lüksümüz yok. Ve bu saf belirleme içinde şöyle bir lüksümüz de yok. İşte Atatürkçüyüm ama öylesine takılıyım. Halıda bir desen gibi, bir motif gibi öylesine bir kimliğim olsun. Bu kadar yeter deme lüksümüz yok. Çünkü az önce söylediğim gibi ciddi bir savaşın içindeyiz. Eğer bu savaşta saf alıp ciddi bir mücadele vermezsek ve bu mücadelede başarılı olmazsak her şeyimizi kaybedeceğimize inanın. Maalesef bunu söylemek istemezdim ama eğer Atatürkçü düşünce noktasında mücadelede başarılı olamazsak her şeyimizi kaybedeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bugün sahip olduğumuz her şey Atatürk sayesinde bizlere verildi. Bu noktada her zaman vurguladığım bir şeyi tekrar tekrar söylemek istiyorum. Halıda bir motif gibi, bir desen gibi değil. Biricik evladımızın ölümcül bir hastalığa yakalanması çerçevesinde çırpınışımız gibi Atatürkçü düşünce uğruna mücadele vermemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum. Halıda bir desen gibi ya da atmacacılığa çıkar gibi, bir balık tutar gibi, spor bir araba kullanır gibi değil. Biricik evladımız ölümcül bir hastalığın pençesinde kıvranıyor ve biz ona çare arıyoruz. Eğer bu motivasyonla, bu bakış açısıyla mücadelemizi vermezsek, inanın sahip olduğumuz her şeyi kaybedeceğiz. Bunu kesinlikle kendini övme olarak anlamayın. Ben bu çalışmaya 3 gündür hazırlanıyorum. Ve son gecemi de uykusuz geçirdim. Uykusuz geçirdim derken sadece bu bilgileri toplama sürecinde çaba anlamında uykusuz geçirmedim. Ne yapmam gerektiği noktasında sıkıntıyla beraber uykusuz geçirdim. Çünkü demin söylediğim gibi evladı ölümcül bir hastalığın pençesinde kıvranan bir baba nasıl uyuyamazsa vatanı elinden gitme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan bir yurttaş da öyle uyumamalıdır diyorum. Ben de o nedenle uykusuz kaldım. Çünkü bu sıradan bir hobi değil. Sıradan bir uğraşı değil. Bu bir Kuvayi Milliye ruhuyla verilecek bir bağımsızlık mücadelesinin devamı.
Bu mücadele bireyler tarafından tek tek verilecek bir nitelik taşımıyor. Bu mücadeleyi sağlıklı bir şekilde verebilmemiz için omuz omuza vermemiz lazım. Kendi teşkilatlarımıza, örgütlerimize, kendi evimiz gibi sahip çıkmamız lazım. Toplantıdan toplantıya değil. Her zaman evimize sahip çıkma mantığıyla sahip çıkmamız gerektiğini elbette ki hepimiz biliyoruz ama yeniden hatırlatıyoruz. Değerli dostlar, içinde bulunduğumuz zaman diliminde bu asimetrik savaş beyin kirliliği çerçevesinde yapılıyor. Şu içinde bulunduğumuz koridorun en sonunda bundan 2 yıl önce yaklaşık 1,5 ton kitaba rastladım. Ne kitabıydı bu kitap diye sorarsanız, o fesli aptal var ya, fesli aptal, o fesli aptalın yazmış olduğu kitap da o 1,5 ton kitap. O 1,5 ton kitap CHP üzerinden Mustafa Kemal'i eleştiriyor. CHP üzerinden Mustafa Kemal'in aziz hatırasına iftiralar atıyor. Her kasabada 1,5 ton kitap dağıtılıyorsa eğer, o zaman kendi kendimize sormamız lazım. Ne yapmamız lazım? Biz ne yapıyoruz? Biz neredeyiz? Bizim mücadelemiz yeterli mi? Atatürkçüyüm demek yetiyor mu? Veya Atatürkçü olduğunu düşündüğümüz bir partiye oy vermemiz yeterli mi? Yoksa yapmamız gereken çok ciddi şeyler mi var? Başka şeyler mi var? Bunu sağlıklı bir şekilde, bunun hesabını önce kendi vicdanımızda ve sonra tarihe karşı vermemiz gerekiyor. Bu mücadelenin en önemli sacayağı yaratılan zihinsel kirliliğe önce kendimizden başlayarak, sonra ailemizde ve sonra çevremizde şeklinde sürdürülerek zihinsel kirliliğe karşı mücadele etmekten geçiyor. Çünkü at izi it izine karışmış içinde bulunduğumuz zaman diliminde. Yalan katmerli medya gücüyle saldırıyor kutsal değerlerimize. O zaman ilk görevimiz bilmek olmalı. Çünkü biz hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen bir önderin çizgisinde gittiğini söyleyen insanlarız. O zaman bilgi bizim için en önemli değerdir. Ve doğru bilgiyi yaymak bu en önemli görevin bir parçasıdır. O çerçevede Mustafa Kemal'in aziz hatırasına atılan iftiraları bilmek ve o iftiraları söyleyenin daha sözcükler ağzından çıkmadan gözüne sokmak, ona misliyle iade etmek bizim en temel görevimizdir. Çünkü kendi değerlerini savunmasını bilmeyen insanlar, tabiri caizse kendi ailesine küfredilen insanlar gibidir. Kendi ailesine küfredilen insanların sessiz kalması nasıl bir şahsiyetsizlik örneği ise, kendi değerlerine hakaret edilen, iftiralar atılan bir insanın da kendi değerlerini savunmaması da öyle bir şahsiyetsizlik örneğidir. Bu şahsiyetsizlik örneğini izole etmek için, şahsiyet sahibi olmak için şöyle bir yöntem geliştiriyoruz çoğunlukla. Küfrediyoruz. Bunu burada söylemek istemezdim ama çoğu arkadaşımız böyle yapıyor. Bilmem şu bilmem ne diyor, bu bilmem ne. Hayır, küfretmekle, kızmakla olmuyor bu işler. Bu işler bilgiyle oluyor. Bileceğiz. Mustafa Kemal boşuna 4000'e yakın kitabı her sayfasına derkenar düşerek okumadı. O zaman bizim de görevimiz, en temeldeki görevlerimizden bir tanesi okumak, dinlemek, izlemek ve paylaşmak olmalıdır. Bu noktada Mustafa Kemal'e yönelik iftiraları iyi bilmek, bunun kaynaklarını iyi tahlil etmek ve bu yalanların doğrusunun ne olduğunu bilmek hayati görevdir. Altını çizerek söylüyorum. Ailevi görevden daha önemli bir görevdir. Çünkü ailemizi yitirsek, Allah korusun, ailemizi yitirsek yine yaşamaya devam ederiz ama vatanımızı yitirdiğimiz zaman
Yaşam, yaşam hakkımız da elimizden alınır. O açıdan ailemize duyduğumuz sadakat ve görev bilincinden çok daha yüksek bir bilinçle sarılmalıyız. Vatanımızı yok etmeye çalışan şahsiyetsizliklere, iç ve dış düşmanlara. Vatanımızı savunmanın da kodu Mustafa Kemal'i savunmaktan geçiyor. Son zamanlarda sahte vatanseverler çıkmış. Utanmadan Atatürk'e küfredip bayrak edebiyatı yapıyorlar. O bayrak kim tarafından kazanıldı? O bayrağı bize armağan eden kim? O bayrağı bize bağımsızlık meşalesi olarak hediye eden kimdir? Ki siz Atatürk'ü unutarak bayrak edebiyatı yapıyorsunuz. İşte böyle şahsiyetsiz ve şerefsizlere yapmamız gereken ilk görev onun şahsiyetsizliğini bayrağın bize kim tarafından armağan edildiğini anlatarak bildirmek olmalıdır. Atatürksüz vatan olmaz. Atatürksüz millet olmaz. Atatürksüz milliyetçilik olmaz. Atatürksüz toplumculuk da olmaz. Bir tarafta irticai güçler din edebiyatı yaparak bunu yapıyorlar. Bir taraftan neoliberaller ve bölücüler özgürlükler üzerinden Atatürk'e çamur atıyor. İkisi de son derece yanlış. İkisi de aynı tavanın balığı. O tavanın ucunu tutan emperyalizm. O nedenle emperyalizmin maşalarına karşı bilgiyle, donanımlı ve durmak bilmeksizin gerekirse hayatımıza da feda edercesine mücadele etmeyi bilmeliyiz. Öğrencisi olmakla gurur duyduğum Metin Atasaral bu noktada son derece değerli bir örnektir. Yine Ömer Başkan'ım, yine Ali Hocam ve ismini tek tek sayamadığım değerli arkadaşlarım ve arka sırada bulunan Demir Ali Hocam, benim kıymetli meslektaşım, bu noktada bedel ödemiş insanlardır. Bendeniz de bu mücadelede, bu vermiş olduğum mücadelede karınca kararınca bir onur madalyasını sol göğsümde taşıyorum. Ben de verdiğim bu mücadeleler neticesinde sürgün edildim. Ve bu çocuklarıma bırakacağım en önemli şereftir. Mustafa Kemal uğruna verilecek mücadele kuru bir edebiyat değildir. Çünkü Mustafa Kemal bize karlar üstüne yatarak, göğsünde şarapnel parçaları söndürerek, gözüne bir silah parçasının kaçması karşısında göz ağrısıyla, o inanılmaz derecedeki göz ağrısıyla savaşa devam ederek örneklik vermiştir. Örnek teşkil etmiştir bize. Burjuva özlemleriyle, lüks hayat özlemleriyle Atatürkçülük olmaz. Atatürkçülük bir kavganın adıdır. Gericiliğe, karanlığa, faşizme ve emperyalizme karşı omuz omuza verilecek kavganın adıdır Atatürkçü düşünce. Burjuva özlemcileri lütfen başka kapıya gitsin. Bu kapıda onlara yer yok. Bu kapı kavga kapısıdır. Bu kapı gerektiğinde vatan uğruna seve seve can verme, değerler uğruna bir gül yaprağı misali toprağa düşmenin yüreğini taşıyanların mücadelesidir. O nedenle mutlaka bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Mutlaka Atatürkçü mücadeleyi öncelikli bir unsur haline getirip bu şekilde algılayıp mücadelemizi vermemiz gerekiyor. İşte buradaki çabamız, buradaki çalışmamız bunun bir sacaya. Değerli dostlar, neden Mustafa Kemal'in düşüncesine saldırılıyor, Mustafa Kemal'in hatırasına saldırılıyor? Neden? Hiç düşündük mü? Mustafa Kemal'in aziz hatırasına saldırılıyor çünkü işin içinde ekonomi var. Para var. Sömürü çarkı var. Çünkü
İnsanları sömürmek isteyen alçaklar biliyorlar ki insanları sömürmenin en önemli damarını Mustafa Kemal kesmiş. Nedir bu damar? İnsanlar tarihte en fazla ne üzerine sömürülmüştür? Din üzerine sömürülmüşlerdir. İnsanlık tarihi din üzerine kan emen vampirlerin tarihidir bir anlamda. Bakın Orta Çağ Avrupa'sına. Bakın İlk Çağ. Bakın İslam dünyasının bu içinde bulunduğu rezalete. Günümüz iletişim çağı. Neler yaşıyoruz, neler görüyoruz? Az önce hocam söyledi. Tarikat ve cemaat ilişkilerinde dönen pislikler. Görülmüyor mu? Biz bunu anlatırken, Uğur Mumcular bunu anlatırken, Necip Hablemitoğulları bunu anlatırken, Muammer Aksoylar bunu anlatırken, Türkan Saylanlar bunu anlatırken, hep bunları kafir ilan ettiler. Dinsiz, imansız ilan ettiler. Katlettiler bunları acımasızca. Ama en sonda tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar. Nerede tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar? Birbirlerini düştükleri zaman. İşte FETÖ böyle bir süreçtir. FETÖ Allah ile kandırmanın sadece herhangi bir inanca mensup olmayan için değil, aynı inanca mensup olanlar için de ne büyük tehlike olduğunu gösteriyor. Bakın FETÖ'nün çıkardığı yayın organlarına. Nerede bir farklılık göreceksiniz? Nerede? Hiçbir yerde farklılık yok. Sızıntı dergilerine bakın. Zaman gazetesine bakın. Samanyolu TV'ye bakın. Arşivi karıştırın. O tamamen aynı tezleri savunuyorlar. Sorun ne? Gayet duygusal. Başka bir şey değil. Bir, Atatürk'e düşman olmalarının birinci sebebi rant. Ekonomik rant. Para. Çıkar. Bunu kafaya sokacağız. Çok önemli. Bu gerçekleri bileceğiz ve suratlarına çarpacağız. Başka ne? Cehalet. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen önderin yolundan gitmeyenler cehalet bataklığında yüzmeye mahkumdurlar. Cahil bırakırlar sistematik olarak kendilerini izleyenleri. Halkımızın çok büyük çoğunluğu cahildir. 17 senede eğitim çöktü. Evet. 17 senede eğitim çöktü. Çok büyük çoğunluğu cahildir. Hatta ve hatta en fazla cahil belki de diplomalılarımızdır. Çok ilginçtir. Günün birinde bir konferansta bir doçentin şöyle dediğini duydum. Benim şeyhimin nefesi o kadar güçlüdür ki Allah diye bağırsa ve o bağırışla yanan bir eve üflese o yangın söner. Doçent. Hocamın tanık olduğu bir olay var. Askerin biri hem de rütbeli bir asker. Hocam her savaşta balıklar gölden çıkar. Allah'ın izniyle balıklar gölden çıkar. Cepheye gider. Ve cepheye gider, savaşır. O nedenle savaşı kazanırız. Rütbeli bir asker söylüyor bunu. Bir de yaralı olarak tekrar omuza dönüyor. Geri gelir. Rütbeli asker söylüyor. Ne diyorum? Atatürk'e düşmanlığın ikinci sacayağı cehalettir. Sistematik, kurumsallaşmış cehalet. O zaman cehaletle mücadele edeceğiz. Cehalet sadece bilgisizlik değildir. Yanlış bilgi de cehaletin en önemli örneğidir. Televizyonlarımız son derece rezilce cehalet kusan aygıtlar haline gelmiştir. Yandaş basın. Maalesef. O zaman bizim görevlerimizden bir tanesi nedir? Kendi medyamızı kurmak ve kendi medyamıza sahip çıkmak. Her yerde kendi medyamızı oluşturmak. Çünkü sesimiz ne kadar gür çıkarsa, ne kadar ileriye giderse,
O kadar çok insana ışık dağıtmış olacağız. O kadar çok insan karanlıktan kurtulacak. O kadar çok insan bu sömürü çarkının dışına çıkacak. Görevimiz çok. Hocam. Efendim. Özür dilerim. Yerinde arkadaşlara birkaç cümle söyleyeyim. Sözünüz kestim. Hani bu Çanakkale olayı da Mehmetçiğin hakkı yeniliyor ya. Deniliyor ya ki efendim Çanakkale'de efendim bulutlar geldi, yok aslanlar geldi, işte sarıklar geldi filan. Savaşı öyle kazandı. Burada Mehmetçiğin hakkı yeniliyor da onu bir tarafa bırakalım. Bir cemaat de bu biraz önce söylediğim bademleme olayı var ya, bademleme olayını aklınıza sığınarak söyleyeyim. Şeyin hem erkekleri hem kadınları efendim istismar etmiş, öyle söyleyelim. Efendim, kullanmaları diyor ki şey, Çanakkale Savaşı'nı bu dediğim Nakşibendi Tarikatı'nın Halidi kolu geldi. Diyor ki Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında en büyük rolü bu bademlenenler şey yapmıştır. Evet. Bu bademliler sayesinde diyor Çanakkale Savaşı kazandı. Bunu arkadaşlar şeyi anlatıyorlar. Yani insanları anlatıyorlar. Kadınları anlatıyorlar. İşte gençleri anlatıyorlar. Evet hocam. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Bu çerçevede bir başka husus yeni bir zihniyet inşa etmektir Atatürk'e saldırmanın amaçlarından biri. Peki niye yeni bir zihniyet inşa etmek? Yeni bir zihniyet inşa ederek cumhuriyeti yıkmak. Yani Atatürk'ü eleştirmek aslında tesadüfi bir şey değil, sistematik bir hedefin sonucudur. Bir başka neden? Emperyalizmin, özellikle de İngiliz emperyalizminin Mustafa Kemal'e olan düşmanlığıdır. Bakın, Mustafa Kemal'e düşman olan tarikatlara bakalım ya da müstemleke solcularına bakalım. %90'ının İngiliz bağlantılı olduğunu görürüz. Çok ilginçtir. Mesela bu noktada FETÖ'yü gördük değil mi? Amerika, İngiltere zaten aynı medeniyetin ürünü. FETÖ'yü gördük. Bir de Said-i Nursi, Said-i Kürdi'yi görelim. Çok ilginç bir örnek vereceğim. Çok ilginç. Bakın bunu belki bilmezsiniz. Belki çevrenizde nur sohbetlerine İslam adına davet eden insanlar olur. Bunu efendim avucunuzun içine yazın. İyi izleyin deyin. Bakalım ne yazıyor burada. Said-i Kürdi Mustafa Kemal'e bir yerde Deccal diyor. Bir yerde Süfyan diyor. Süfyan kim? Ebu Süfyan. Yani peygambere düşmanlık edenlerden biri. Bir yerde Deccal diyor. Bir yerde Süfyan diyor. Bakın aynı Said Nursi ile ilgili bir bilgi vereceğim. Emirdağ Lahikası diye bir kitap var. Emirdağ Lahikası. Said-i Nursi'nin kitabı. 65 bölüm 118 sayfada. 65. bölüm 118 sayfada şunu yazıyor. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Bakın proje. Diyor ki Hristiyanlıkla İslam'ın ittihadı için, yani Hristiyanlıkla İslam'ın birleşmesi için, Hristiyanlıkla İslam'ın birleşmesi için İncil ile Kur'an'ın birleştirilmesi lazım diyor. Tekrar ediyorum. Diyor ki Emirdağ Lahikası adlı kitapta 65. bölüm 118 sayfada diyor ki Hristiyanlıkla İslam'ın birleştirilmesi için mutlaka diyor İncil ile Kur'an'ın birleştirilmesi lazım. Projeye dikkat edin. Şimdi bu projenin arkası da var hocam.
Arkası için ne dersiniz? Evet. Yine Emirdağ layıkasında bir başka sayfada misyoner Hristiyanlar, misyonerler ve nurcular çok dikkat etmelidir diyor. Bak, misyonerler, bak Hristiyanlar ve Müslümanlar da demiyor, dikkat edin. Misyonerler ve nurcular çok dikkat etmelidir. Çünkü kuzey rüzgarı bu ittihadı bozacak diyor. Kuzey rüzgarından kasıt ne? Komünizm. Yani İslam'ı Hristiyanlaştırma projesini komünistler bozacak diyor. Onun için diyor, misyonerler ve nurcular çok dikkat etmelidir diyor. Omuz omuza vermelidir, dayanışma içinde olmalıdır diyor. Yine aynı şahıs, yani İslam'ın müceddidi olarak görülen Bediüzzaman, zamanın harikası, zamanın eşsiz aydını anlamında ünvan verilen Said-i Kürdi, Papa 12. Pius'a bir mektup yazıyor. Papa 12. Pius'a mektup yazıyor. Ve bu mektuba, şimdi ben Papa'ya mektup yazsam, ben kim felsefe öğretmeni? Ya, kim bu adam? Şöyle. Ama 22 Şubat 1950'de cevap veriyor Papa. Teşekkür ediyor. Diyalog mesajını aldım diyor. Ve işbirliğine davet ediyor. Daha önceden de daha sonradan da İsviçre'ye götürülüyor bahanesiyle Avrupa'nın değişik ülkelerine, bu arada Papa'yla görüştürüyor. Yani anladınız mı şimdi Mustafa Kemal'e neden düşman olduğunu? Çünkü Mustafa Kemal Gandhi'nin söylediği bir şeyi yaptı. Ne yaptı? Ne dedi Gandhi? Gandhi'yi biliyoruz, Hindistan'ın önderi. Dedi ki Mustafa Kemal İngiliz emperyalizmini yenmeden önce biz İngiltere'yi tanrı zannediyorduk. Ne zaman ki Mustafa Kemal yendi, biz İngiltere'nin yenilebilir olduğuna kanaat getirdik. İşte bu yüzden İngiliz emperyalizmi Mustafa Kemal'i düşman görüyor. Ve işte bu yüzden din kisvesine büründürülmüş ajanlarıyla saldırıyor. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bunu bilmedikten sonra bir yere varmak mümkün değil. Yani Türkiye'de samimi bir dindarın, şimdi zamanımız geldiği zaman söyleyeceğim, ben şu iddiayı hiçbir zaman söylemiyorum. Mustafa Kemal İslam'ın kurtarıcısıdır, Mustafa Kemal İslam'ın mücadelesini verdi, böyle bir şey yok. Ama Mustafa Kemal'in derdi dini yok etmek de değil. Mustafa Kemal laik ve analitik düşünceyi, bilimsel ve analitik düşünceyi egemen kılmaya çalışmıştır. Din yaşanacaksa sonuna kadar yaşansın. Ama laik ve bilimsel düşünce çerçevesinde, hurafeler içinde değil. Bu doğrultuda Mustafa Kemal'in verdiği mücadeleyi bilen bir dindarın Atatürk'e düşman olabileceğine inanmıyorum. Çünkü niye düşman olsun? Niye düşman olsun? Yani şurada bir şiir var. Neyzen Tevfik'in yazdığı söyleniyor ama aslında o söylememiş. Bir başkomiser yazmış 1950'li yıllarda. Esir iken mümkün müdür ibadet? Yatıp kalkıp Atatürk'e dua et. Senin gibi dürsülerin yüzünden dininden de soğuyacak bu millet. İşgaldeki hali sakın unutma. Atatürk'e dil uzatma sebepsiz. Sen anandan yine doğardın ama baban kimdi bilemezdin şerefsiz diyor. İşte bu insanlar babaları Türk olduğu için ve belli olduğu için aslında Atatürk'e düşmanlar. Nesepsiz olmak istiyorlar. Nesepsiz olmak istiyorlar. Maalesef bunlar yetkisiz insanlar değil. Bakın Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, isim de veriyorum çünkü bu ülkenin kurucu önderine hakaret edenin saygıya layık olması söz konusu değildir.
Bana hakaret etsin Osman Kaya'ya. Belki başımı eğer geçerim. Babama hakaret etsin. Belki başımı eğer geçerim. Belki diyorum. Ama Mustafa Kemal'i hakaret eden bir insanın saygıya layık hiçbir tarafı yoktur. Onun için isim veriyorum. Normalde vermem. Ama veriyorum şimdi. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ne diyor? Koskoca 650 yıllık Çınar'a, kimi kastediyor? Osmanlı'yı. Koskoca 650 yıllık Çınar'a kanı ve sütü bozuklar 1923'te darbe yaptılar. Bu kim? Belediye Başkanı. Ne diyor? Diyor ki, sütü ve kanı bozuklar. Kime diyor bunu? Bu devleti kuran öndere diyor. Bir kere kanun manun takmıyor adam. Kabadayı. Kabadayı. Bir kaymakama söyleyemezsin. Bir ilçenin kaymakamına kanı ve sütü bozuk diyemez. Yasal olarak çok büyük sıkıntı. Valiye diyemezsin, milletvekiline diyemezsin, başbakana, cumhurbaşkanına diyemezsin. Bir de bu ülkenin kurucu önderine söyleyeceksin. Ve bu ülkenin kurucu önderine söyleyeceksin, bir de bu ülkenin kurucu önderinin kurduğu cumhuriyetin bir belediyesinde görev yapacaksın. Ne kabadayı adamsın sen ya. Nereden alıyorsun peki bu cesareti? Saraydan. Nereden alıyorsun? Hiç adını vermeye gerek yok. Nereden alıyorsa alıyor. Ben onu da demiyorum. Ben daha ileriye gidiyorum. Emperyalizmden alıyor. İngiliz ve Amerikan emperyalizminden. Çünkü bu bahsettiğimiz süreç bugün doğmuş değildir arkadaşlar. Yakın tarihimiz, son 50-60 yıllık yakın tarihimiz hep tavizlerle doludur. Hep rezaletlerle doludur. Hep karşı devrim hareketleriyle doludur. Sadece bir partiye, bir döneme bağlamak son derece yanlış. Son derece yanlış. Köy enstitülerinin kapatılması bu dönemde mi oldu? Niye kapatıldı? İmam hatiplerin açılması, imam hatiplere sınırsız yetkilerin verilmesi, laikliği ihlal eden uygulamalara göz yumulması, tarikat ve cemaatlerden oyların devşirilmesi sadece bu dönemle ilgili midir? Değildir. Bu bir teamüldür. Bu bir kötü gidişattır. Kötü gidişattır. Anayasayı bir defa delmekle bir şey olmaz demek bu dönemle ilgili midir? Atatürk adına darbe yapıp da Atatürkçüleri hapse atmak, kodese tıkamak bu dönemle ilgili midir? İşkencecilik bu dönemle ilgili midir? 650 bin kişiyi bir gecede gözaltına almak bu dönemle ilgili midir? Hayır. Bu bir süreçtir. Ülkenin karşı devrimci çizgiye çekilmesi bugünle ilgili bir şey değildir. Önce meseleyi iyi tahmin etmek lazım. Onun için biz karşı devrimci hareket neredeyse orada mücadele etmek zorundayız. Velev ki Atatürk'ün kurduğu partide ise orada da mücadele edeceğiz. Neredeyse. Bunu böyle ifade etmek lazım. Şimdi hani diyor ya belediye başkanı sütü ve kanı bozuklar, sadece sütü ve kanı bozuklar değil. Başka ne diyor? Bu demiyor ama başkaları diyor. İki tane ayyaş diyor değil mi? Şimdi sütü bozuk, kanı bozuk, iki ayyaş. Bakalım nasıl bir ülke devralmışlar da darbe yapmışlar. Bu tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 13 milyon. 11 milyon köyde, 11 milyonu köyde, 40 bin köyün 37 bininde okul yok. Darbe yaptıkları, sütü ve kanı bozuk insanlar var ya, darbe yaptıkları ülkeyi tarif ediyorum. Postane yok. Dükkan yok. 30 bin köyde cami yok. Osmanlıcılar iyi dinlesin. Hani Osmanlı İslam'ın banisi deniyor ya, hamisi deniyor ya. İslam'ın hamisi olan bir ülkede 30 bin köyde cami yok.
Traktör sayısı sıfır. Biçer döver sayısı sıfır. Ayçiçeği üretimi yok. Şeker yok. Ekmeklik un ithal ediliyor. Pirinç ithal. Tüm yurtta sadece 5000 hektar sulama arazisi var. Bu 5000 köyde sığır vebası var. 1 milyon kişi frengi. 2 milyon kişi sıtma. 3 milyon kişi trahomlu. Bugün yeni nesil varsa aramızda genç arkadaşlar belki trahom nedir diye sözlüğe bak, Google'a bakarlar. Ama o dönemde 13 milyonluk bir ülkede 3 milyon trahomlu var. Verem, tifo, tifüs salgını var. Bitle başa çıkılmıyor. Bebek ölüm oranı %42. Yani doğan iki bebekten biri ölüyor. Anne ölüm oranı %18. Ortalama ömür 40 civarında. 41 olan 41 kere maşallah deniyor. Böyle bir ülke. Ülkede toplam 337 doktor var. Bu 337 doktorun çok büyük bir kısmı yabancı kökenli. Bakın Mustafa Kemal'in büyüklüğüne bakalım. 1923'te 337 doktor varken bunların çoğu yabancıyken 1938'de 1397'ye ulaşıyor Türkiye'deki doktor sayısı. Ve çoğu da Türk. Başarıyı görüyor musunuz? 60 eczacı var. Sadece 8'i Türk. 52 tanesi yabancı. Dış hekimi sayısı 0. 4 tane hemşire var bir ülkede. Bakın inanılmaz değil mi? Bir ülkede 4 tane hemşire var. 136 tane, 40 bin tane köyü olan bir Anadolu'yu düşünün. 40 bin köyü olan Anadolu'da 136 tane ebe var sadece. 115 bin yanmış bina var. 12 bin hasarlı bina var. Binin üstünde yanmış köy var. Liman kapitülasyonlar nedeniyle limanlar hep yabancıların. Toplam sermayenin sadece %15'i Türk'ün. Osmanlı'da ayakta kala kala 4 fabrika var. Bir Hereke İpek Fabrikası, 2 Feshane Yün Fabrikası, 3 Bakırköy Bez Fabrikası, 4 Beykoz Deri Fabrikası. Başka fabrika yok. Sanayi işletmelerinin %96'sında motor diye bir şey yok. 10 kişiden fazla işçi çalıştıran sadece 280 iş yeri var. Bunların 250'si yabancıların. Kişi başına milli gelir 45 dolar. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta var. Çünkü elektrik üretimi sadece 50 kilowatt. 4 mevsim kullanılan karayolu yok. Otomobil sayısı tüm ülkede 1490. Sadece 4 şehirde özel otomobil var. Mübadele ile bütün bunlara rağmen, bütün bunların yanı sıra mübadele ile 400 bin insan Türkiye'ye geliyor. Kadın insan değil. Eşit eğitim yok. Velayet hakkı yok, boşanma hakkı yok, seçme seçilme hakkı yok, eşit işe eşit ücret yok, memlekette spor yok, sanat yok, bilim yok, tarihi eserler padişah ve saray tarafından peşkeş çekiliyor, saat birliği yok, takvim birliği yok, ölçü birliği biriminin birliği yok, Türkçe yok, Arapça ile Türkçe yazılır, Arapça ile Türkçe yazılamaz ama yazıldığı zannediliyor, Osmanlıca denilen bir ucube dil var. Osmanlı'da İbrahim Müteferrika'dan bu yana kitap basılan kitap türü sadece 417. Oysa Avrupa'da 2,5 farklı türde kitap basılmış. Voltaire şunu söylüyor. Voltaire Fransız düşünürü biliyoruz. İstanbul'da bir yılda yazılanlar Paris'te sadece bir günde yazılıyor diyor. Böylesine geri bir ülkedeyiz. Gazete sadece İstanbul ve İzmir'de var. Erkeklerin sadece %7'si, kadınların 1/4'ü okuma yazma biliyor. Okuma yazma bilen erkeklerin çoğu subay. Toplam 4894 ilkokul, sadece 72 ortaokul, sadece 23 lise var. Ankara'da sadece 2 lise var.
Tüm liselerde sadece 230 kız öğrenci var. Öğretmenlerin 3'te 1'inin öğretmenlik eğitimi yok. Bütün memlekette tek üniversite var. O da Darülfünun medrese bozuğu bir üniversite. Medreseler ağırlıkta, medreselerde Türkçe okutulmuyor. İşte dikkat edin buraya. Bu ülkeyi bu durumda teslim alan kanı, sütü bozuk iki tane ayaştan biri olan Mustafa Kemal 30 Ekim 1923 sabahı, yani Cumhuriyeti kurduktan sonra hemen ertesi gün İsmet İnönü'ye kendi el yazısıyla şöyle bir mektup yazıyor. Bu mektubu akşam okudum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Ağladım ben. Ne güzel yüreğe sahip insanlardı bunlar. Ne güzel yüreğe sahiptiler bunlar. Ne diyor Mustafa Kemal? Bize geri borçlu ve hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu. Özgür bir toplum oluşturmak. Çağdaşlaşmak. Bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Düşünün o zamanki koşulları. Düşünün o zamanki koşulları. Ve siz böyle bir öndere sütü bozuk diyeceksiniz. Ha? Kallessiniz. Alçaksınız. İsterse beni idam etsinler. Kim olursa olsun Mustafa Kemal'e bunu söyleyen kim olursa olsun alçaktır. Açık ve net söylüyorum. Ve biz bu alçaklarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu alçaklar bilsinler ki ne kadar çamur atarlarsa atsınlar Atatürk güneşini söndüremeyecekler. Çünkü biz biliyoruz ki güneş balçıkla sıvanmaz. Mustafa Kemal'e düşman olan ikinci güruh da maalesef kendini solcu olarak tanımlayan, maalesef diyorum, solcu olarak tanımlayan bazı kesimlerdir. Oysa bu kesimlerden Mustafa Kemal'in devrimlerine sahip çıkmaları beklenirdi. Bunlara göre Atatürk faşisttir. Bunlara göre Atatürk azınlık düşmanıdır. Bunlara göre Atatürk özgürlük düşmanıdır. Şimdi ben soruyorum. Önce bunlar kimdir? Bunlar en başta azınlık düşmanları kendileridir. Çünkü Osmanlı'da ister azınlık olsun ister olmasın. Kul olmaktan kul değil miydi? İnsanlar kuldu. Mustafa Kemal kul olmaktan yurttaşlık seviyesini çıkarmadı mı? Çıkardı. Siz kulluktan yurttaşlığa terfi ettiren bir önderi faşist diye nitelendiriyorsanız faşist sizsiniz. Faşist sizsiniz. Faşistin en önemli özelliği nankör olmasıdır. Faşist nankördür. Karlar üzerinde yatarak göğsünde şarap bel parçaları söndürerek bu vatanı kazanacak, İdamla yargılanacak, İngiliz uçakları ve Yunan uçaklarınca atılan el bildirilerinde bulunduğu yerde öldürülsün fetvası verilecek ve siz bu özgürlük mücadelesini veren insana faşist diyeceksiniz, öyle mi? Faşist sizsiniz. Hiç kimse kusura bakmasın. Kim ki Atatürk'e faşist diyorsa faşist kendisidir. Şimdi soruyorum. Mustafa Kemal nasıl bir diktatördür ki? O müstemleke solcularına soruyor. Müstemleke solcuları, müstemleke faşistlerine soruyor.
Mustafa Kemal nasıl bir diktatördür ki padişah olabilecekken, imparator olabilecekken cumhuriyeti kurdu? Nasıl bir diktatör? Nasıl bir diktatördür ki çok partili rejim startını kendisi verdi? Allah Allah. Yani emsaline rastlanmıyor ya. Nasıl bir diktatördür ki işçi sınıfının büyüyeceği zemin olan fabrikaları açtı? Diktatör olsa kendi tahtını, tacını düşünür, işçi sınıfının büyüyebileceği isyan potansiyelinin bulunduğu zeminler yaratmaz. Başına bela mı alacak bu adam? Nasıl bir diktatördür ki halkını dinsel yönetimden kurtardı? O da Allah ile kandırmasını bilirdi. Kandırırdı ve bütün sömürüleri görülmeyebilirdi. Ama yapmadı. Fikri hür, irfan hür, vicdan hür nesiller istedi. Değil mi? Bu nasıl diktatördür ki kendisine suikast düzenleyenleri dahi affetti. İzmir suikastini biliyoruz. Affetti. Bu nasıl bir diktatördür ki kadın haklarının öncüsü oldu? Yani 2. Mahmut'taki nüfus sayımını biliyoruz. Bir de hatırlatın arkadaşlar belki. Demir hocam biliyor musun, hatırınızda mı 2. Mahmut'taki nüfus sayımının temel özelliği? Temel özelliği şu, isterseniz ben çağıracağım. Belki halkı söyle bakayım. Sadece erkekler sayılmıyor. Demir hocamın öğretmişsidir. Evet, evet. Sadece erkekler sayıldı, hayvanlar sayıldı ama kadınlar sayılmadı. Kadınlar sayılmadı. Evet. Kadının adı yok. Kadın sayılmadı, hayvanlar kadının sayılmadı. Adı yok. Kadını hak ettiği insanlık konumuna, yeryüzünde ne varsa her şey kadının eseridir diyerek kim mücadelesini verdi? Mustafa Kemal. Bu nasıl diktatör? Bu nasıl diktatördür ki fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesillere özlem duyuyor? Bu nasıl diktatördür ki bilimi hayattaki en temel yol gösterici olarak görüyor? Görüyoruz günümüzde ilkokul mezunu dahi olmayan eliften meltek insanların en karmaşık tarihsel konularda ahkam kestiğini. Her şeyi kendilerini bildi. Kendilerinin bildiğini. Bu nasıl diktatör? Eğer Mustafa Kemal diktatör olsaydı her şeyi ben bilirim derdi. Ve iki dudağı arasında çıkan her şey bilim olurdu tırnak içinde. Kanun olurdu. Ne diye meclisi kurdu? Evet, orası önemli. İşin başında Ulusal Kurtuluş Savaşı'na başlarken ne yaptı? Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Yani ve de meclis size Mustafa Kemal'in söz geçiremediği dönemler olmuş arkadaşlar. Meclis ülkeyi o dönemde istediği gibi yönetebilmiştir. Yani üzerinde Mustafa Kemal baskı olamamıştır. Görevden almıştır Mustafa Kemal. Evet, birinci meclis. Mustafa Kemal'i görevden aldığı dönem olmuştur. Hem de savaşın en yoğun olduğu dönemde. Sofrasındaki evet. İtirazlar o zaman Doktor Reşit Galip. Doktor Reşit Galip olayı var, evet. Yani beraber sofrada oturuyorlar. Doktor Reşit Galip'le. Doktor Reşit Galip diyor ki burası diyor milletin şeydir, masasıdır diyor, sofrasıdır diyor. Efendim, ben burada istediğimi söylerim diyor. O zaman diyor siz istediğinizi söyleyin diyor. Kalkması ben gideyim diyor. Evet, kendisi gidiyor. Ve o arada kırgınlık yok. Daha sonra Doktor Reşit Galip'i milletvekili bakanı yapıyor. Evet. Bu nasıl bir milletlere önce oluyor. Bu nasıl bir diktatördür ki Stalin bile Hitler'le diyaloğa girerken, Stalin'in Hitler'le girdiği bir diyalog var biliyoruz ki ikisi taban tabana zıt görünüyor. Hitler'den, Mussolini'den, Stalin'den uzak duruyor. Böyle diktatörler arasında paslaşma olmaz mı? Olur ama yapmıyor. Bu nasıl bir diktatördür ki İngiliz emperyalizminin baş hedefi oluyor?
başlıyor. Bu nasıl azınlık düşmanıdır ki Ermeni AGOP dil açarı Türk Dil Kurumu'nun başına geçiriyor. Madem ki Mustafa Kemal azınlık düşmanı, o zaman olması gereken nedir? Bütün azınlıklara her türlü baskı yapmasıdır. Ama AGOP dil açarı Türk Dil Kurumu'nun başına geçiriyor. Buna benzer düzinelerce örnek var. Bu nasıl etnisite düşmanıdır ki Doğu sorununun temeli olan Ağlı'nın köküne kibrit suyu dökmek demek olan toprak reformunun mücadelesini veriyor. Evet, görüyoruz ki Mustafa Kemal'e düşman olanların tutunacak dalları yok. Şimdi Mustafa Kemal'e atılan iftiraları soru soru göreceğiz. Biraz uzatıyorum ama artık konuşacağız. Başka çaremiz yok. Şimdi değerli dostlar, ben bir araştırma yaptım. Mustafa Kemal'e atılan iftiraların toplam sayısı benim sayabildiğim kadarıyla 258 tane. Yani benim rastlayabildiğim 258 kalem iftira atılmış. Fakat bu iftiralardan ben 25 tanesini tespit ettim. Onu önce başlıklar halinde ele alayım. Sonra kısa çözümlemelerini ortaya koyacağım. Bu çözümlemeler çerçevesinde katkısı olabilecek arkadaşlara da söz verebiliriz hocam. Birincisi, deniyor ki Müslümansan hilafeti niye kaldırdın? Sen Müslüman değilsin. Mustafa Kemal'e atılan çamurlardan bir tanesi Mustafa Kemal'in hilafeti kaldırması üzerine. Hilafeti kaldıran Müslüman olamaz. O zaman Mustafa Kemal hilafeti kaldırdığına göre kesinlikle Müslüman değil. İkincisi, 1932'de ezanı neden yasakladı? İftira 2. 3. Ayasofya'yı neden kapattı? Madem Müslümansın. 4. Madem Müslümansın, Kur'an harflerini neden yasakladı? Tabii hepsi yalan bunlar. Hepsi yalan ama çamur atılıyor. 5. Tatili neden cumadan pazara aldın? 6. Şapka için neden alimleri astın? 7. Filistin'e neden ihanet ettin? 8. Azerbaycan'ı neden Ruslara sattın? 9. Ali Şükrü Bey'i neden öldürttün? 10. Soy ağacın neden çıkarılmıyor? 11. Latife Hanım senden neden ayrıldı? 12. Tüm devrimlerin neden İslam'a aykırı? 13. Ölümünle soyun neden kesildi? Akrabaların nerede? 14. Said Nursi sana neden Süfyan dedi? Az önce açıkladım bunu. 15. Neden senin gerçeklerini saklamak için 5816 sayılı yasa çıkarıldı? 16. Neden Lozan'da hezimete uğradın? 17. Neden Dersim'de katliam yaptın? 18. Yaptığın ve ürettiğin ne? 19. İngiliz ajanı mısın? 20. Padişaha neden zulmettin? 21. Afet İnan'la gayrimeşru ilişkin oldu mu? 22. Ölümün çok fazla alkolden mi oldu? 23. Laikliği neden kaldırdın? 24. Mustafa Sufi'yi sen mi öldürttün? 25. Kürtlere özerkli sözü verdin mi? Ben 25 kalem çamuru ve eleştiriyi gündemime aldım. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim ama katkısı olan arkadaşlar varsa katkıda bulunabilir. Öncelikle Mustafa Kemal Kürtlere özerkli sözü verdi mi? Çok hızlı geçiyorum. Mustafa Kemal Kürtlere özerkli sözü vermedi. Özerkli sözü 12 Eylül 1919'da İstanbul hükümeti ile İngiltere arasında 8 maddelik gizli anlaşmanın sonucudur. Altında da damat Ferit'in imzası vardır. Sadrazam damat Ferit'in imzası vardır. Ve burada şu söyleniyor, bu gizli anlaşmanın devamı olarak: biz Müslüman olarak sadece Kürtleri ve Arapları muhatap alırız. Çünkü Kürtler ve Araplar hilafetin devamını istiyor. Kürtler hilafeti kaldırdıklarından dolayı İslam'ın temsilcisi olamazlar. Ve dolayısıyla İslam adına Kürtler Türklerden ayrılmalıdır. Ve aslında bu bir anlamda Şeyh Said isyanının da argümantal altyapısını oluşturuyor. İngiliz teşviki ama düşünce zemini İslam adına.
Amasya görüşmesini dile getiriyorlar. Amasya görüşmesinde Mustafa Kemal Kürtlere özellik sözü verilecek bir şey söylememiştir. Orada söylenen şey illerin kendi bağımsızlıklarıdır. Mesela Rize kendi bağımsızlıkları derken valilik, yerinden yönetim ve valilik, bugünkü valiliğe vurgu yapmıştır. Yani eyalet sistemini biraz daha efendim küçültmüştür. İllere yönetim hakkı vermiştir. Yoksa herhangi bir etnik vurgu yapmamıştır Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal'in herhangi bir etnik vurgu yapması söz konusu değil. Tam tersi 16-17 Ocak 1922 tarihinde Ahmet Emin Yalman'a vermiş olduğu röportajda şunu söyler. Kürt sorunu bizim yani Türklerin çıkarı için kesinlikle İngilizlerin baktığı gibi bakılamaz. Çünkü ulusal sınırlarımız içinde Kürt ögeleri öyle yerleşmişlerdir ki pek sınırlı yerlerde yoğun olarak yaşarlar. Bu yoğunlukları da kaybede kaybede ve Türklerin içine gire gire öyle bir sınır oluşturmuşlardır ki Kürtlük adına bir sınır çizmek istesek Türkiye'yi mahvetmemiz gerekir diyor. Yani özetle şunu söylüyor. Kürtlerin homojen kaldığı bir yer yok diyor. Şimdi düşünün. Mesela diyelim ki Güneydoğu'yu böldük. İstanbul ne olacak? Ne olacak İstanbul? Ankara'da yok mu Kürt? Ankara yani Güneydoğu bölündüğü zaman Ankara'daki Kürt Güneydoğu'ya mı gidecek? Hayır. O zaman nasıl olacak peki? Yani Mustafa Kemal şunu söylüyor. Yani işin tercümesi. Kürtle Türk öyle etle tırnak olmuştur ki diyor. Araya bir sınır çizmek mümkün değildir. Sınır çizdiğiniz anda emperyalizme hizmet edersiniz diyor. O nedenle Mustafa Kemal'in Kürt etnik köken vurgusu doğrultusunda onların bağımsızlığına teşne olacak bir söylemi de bir kararı da yoktur. Evet. Mustafa Supi Atatürk mü öldürdü? Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu da büyük bir iftiradır. Bu tıpkı şuna benzer. Nasıl ki Hrant Dink mesela Mutafyan varken özellikle Hrant Dink seçilmişse ve Hrant Dink'i de emperyalizm katlettirmişse Mustafa Supi'yi de özellikle seçtiler. Emperyalizm özellikle seçti. Buradaki temel şudur. Mustafa Supi Atatürkçü düşünceye son derece yakın bir insandır. Bunun birkaç örneğini vereyim. Mesela Mustafa Kemal'in Sultan Galiyev, Mustafa Kemal mi diyorum? Mustafa Supi'nin Sultan Galiyev'le ilişkisi vardır. Sultan Galiyev Türkçü bir insandır. Sosyalisttir ama Türkçüdür. İkincisi, Ermeni sorununda kesinlikle Türkiye'den yana bir tavrı vardır Mustafa Supi'nin. Türkiye'nin Ermeni sorunu mücadelesinde sürekli Mustafa Kemal'den yana olmuştur. Ve katledilişinin sebebi de büyük oranda budur. Başka bir şey daha söyleyeyim. Mustafa Kemal, mesela o dönemin komünistleri var. Şefik Hüsnü, Hikmet Kıvılcımlı, Saliha Sabiha ve Zekeriya Sertel. Bunlar da komünisti, sosyalisti. Bunları niye öldürmedi? Niye öldürmedi bunları? Mesela Hikmet Kıvılcımlı Mustafa Kemal döneminde hapis yapmasına rağmen Mustafa Kemal'i öve öve bitiremez. Niye? Niçin? Ya bütün bunları iyi düşünmemiz gerekiyor. Hocam düşmanları ortak. Evet. Düşmanları ortak. Düşmanları ortak. Bu nedenle Mustafa Supi'nin öldürülmesinin nedeni anti-emperyalist olmasıdır. Atatürkçü devrimlere sahip çıkmasıdır. Atatürk'le hedeflerinin aynı olmasıdır. Hilafeti neden kaldırdı? Hilafetin hiçbir kutsal tarafı yoktur. Hatta hilafet şirktir. Ne demek şirk? Allah'a eş koşmak. Allah'a eş koşmaktır. Allah'ın emirlerine İslam açısından hilafet şirktir. Neden? Allah'ın emirlerine ve Allah'ın kutsal saydığı birine alternatif koymaktır.
Hilafet ne demek? Halif. Hilafet. Devam ettiren. Devam ettirmek demek. Arkasından gelir. Arkasından gelir. Şimdi halife kim adına yetki taşır? Peygamber adına. Peki peygamberin arkasından gelinir mi İslam inancına göre? Peygamberden sonra peygamber olunur mu? Olunmaz. Nasıl olacak? O zaman şöyle bir şey var hocam. Hazreti Muhammed'in iki görevi olmuştur. Birisi Müslümanlığı yaymak, ikincisi devlet kurucudur. Arap devletini kurmuştur. Evet. Şimdi hilafet olan, yani Halef Selefi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Halef Selefi. Evet. Şimdi Halef Selef, şöyle söyleyelim. Ben bir okul müdürüyüm. Benim arkamdan gelen benim halifim oluyor. Ama ben o kişiye karşı selef oluyorum. Şimdi halife ardından gelen. Hazreti Muhammed'in peygamberlik görevini sürdüremeyeceğine göre ikinci görevi nedir? Devlet başkanlığı. Yani hilafet devlet başkanlığı görevini sürdürmektir. Yani dini bir şeyi yoktur. İnsanlar buralarda yanılıyorlar. Böyle biz hilafeti nasıl almışız ona da bakmak lazım. Evet. Mısır'ın fethinde sözde halife 3. mütevekkilden zorla alınmış. Vermek istememiş 3. mütevekkil. İstanbul'da bunu Yavuz Sultan Selim hapsetmiş. Yani hilafet böyle alınmış. Şeyi anlatabildim değil mi? Hilafet ardından gelen kişi olarak Hazreti Muhammed'in peygamberlik görevini sürdüremeyeceğine göre hangi görevini üstlenmiş? Devlet başkanlığı. Şimdi Mustafa Kemal devlet başkanı. Bir de hilafet devlet başkanı. Bir ülkede iki tane devlet başkanı olur mu? Olmaz. Öyleyse ne yapması lazım? Birisinin kaldırılması lazım. Bildiğim kadarıyla Hazreti Ömer de halife ünvanından ziyade müminlerin emir sıfatını kullanırdı. Evet. Ben kendisi ona itiraz ediyordum bildiğim kadarıyla. Ne kadar doğru biliyorum. Evet. O sıfatı kullanmadığını biliyorum. Evet. Halifeden ziyade Hazreti Ömer. Bir de şunu söyleyeyim. İslam'da ruhbanlığın olmaması aynı zamanda din adamının olmaması anlamına geliyor. Yani İslam'da aslında mesleki din adamı mesleki ve öncü olarak din adamı yoktur. Mesela namazda imameti kim yapar? Belli şartlara uygun olan insanlar yapar. Yani kurumsallaşmış bir imamet yoktur. Kurumsallaşmış bir imamet söz konusu değil de. Yani orada en yetkin, en etkili, evet, efendim, saygıdeğen kişi herhangi bir yol olabilir. Olabilir. Evet. Şimdi yani özetle şunu bileceğiz. Hilafetin hiçbir kutsal tarafı yok. Kutsallık noktasında bağlayıcı bir tarafı yok hilafet. Ayrıca stratejik önemi olduğunu da vurguluyorlar. Hilafetin stratejik önemi de kalmamış. Neden? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda İslam'ın son kalesi olarak da nitelendiriyor Mehmet Akif. Kurtuluş Savaşı'nda bize kim yardım etti? Baş başa kaldı. Araplar din adına, Arapların hepsi değil tabii, bir kısmı. Ama yine onlar da Müslüman. Efendim Müslümanlar birbirlerini boğazlamıyor mu? Boğazlıyor. O zaman bize ciddi bir destek verdiler mi? O zaman da ciddi bir destek verdiler. Mustafa Kemal'e verdikleri destek, halifeye verdikleri destekten çok daha fazla. Yani destek verenler de, o Senüsü hareketi filan. Mustafa Kemal seküler bir dille, laik bir dille ortaya çıkmasına rağmen çok daha fazla destek almıştır bazı Müslüman kesimlerden. Yani stratejik anlamda da bir etkisi kalmadığı gibi İngilizler hilafetin devamını istiyor. Çünkü bu aynı şuna benzer, politikacıların doğuda ağalık sistemini sürdürme niyeti gibi bir şeydir. Mesela ben Siirt'te görev yaparken orada Durmaz Ağa diye biri vardı. Bu adam okuma yazma bilmez, doğru dürüst konuşmasını bilmez. Orada derdi ki, halk şunu söylerdi. Durmaz Ağa X politikacısını gece saat 1'de arasa hemen cevap alır. Niçin bu kadar değer görüyor? Çünkü politikacılar biliyor ki bir ağaya sahip olmak demek, ağanın mahiyetindeki bütün aşirete sahip olmak demektir.
O anlamda halifeliği İngiliz emperyalizmi istiyor. Niçin? Halifeye sahip olmak demek cahil bir İslam dünyasını ele geçirmekle eşdeğer anlamına geliyor. O açıdan stratejik bir anlamı ve önemi de kalmamıştır. Ezan yasaklandı mı? Ezan asla yasaklanmış değil. Aksine Mustafa Kemal döneminde ezan daha gür sesle, daha güzel sesli hafızlarca okutulmuştur. Ancak Mustafa Kemal'in aydınlanma idealinin bir parçası olarak ezanın anlaşılmaz bir dilden çıkarılarak insanların anlayabileceği bir hale getirmiştir. Ezanın bir kutsiyeti yoktur. Ezan malum olduğu üzere namaza çağırır. İşte hayyâle selâh, hayyâle selâh, hayyâle felâh, hayyâle felâh nedir? Haydin selâhâ, haydin felâhâ, yani haydin kurtuluşa, haydin aydınlığa namaza çağırıyor. E bunu haydi namaza gel dese ne olur? Yani orada tıpkı fesi kutsallaştırmakta olduğu gibi sözü kutsallaştırmanın dini ne mahiyeti olabilir? O nedenle Mustafa Kemal aslında ezanı Türkçe'ye çevirerek İslam'ın da elini güçlendirmiştir. Ama bunun kıymetini bilebilirler mi? Nerede? Bunun kıymetini bilmek. İşte bu kıymet bilinmediği için bugün bu haldeyiz. Ayasofya neden efendim müze yaptır? Son derece doğru bir karardır. Neden? Şöyle düşünelim, empati kuralım. Biz eleştirmiyor muyuz Yunanistan'ı camileri kapattı diye? Eleştiriyoruz değil mi? Batı Trakya'da bilmem hangi camiyi kapattı. Niye? Bizim camimiz niye kapatıyor? Peki sen cami kapatıyorsun. Kilise kapatıyorsun. Sen kilise kapattığın zaman hakkın ama o cami kapattığı zaman zalim, öyle mi? Mustafa Kemal ne demiştir? Kilise de değil, cami de değil. Neden? Çünkü Ayasofya artık insanlığın kültürel mirası haline gelmiştir. 1700 yıllık, yani milattan sonra 300'lü yıllar değil mi hocam? 300 küsur. 500 diye hatırlıyorum. 500 mü? Belki öyle. 1500 diyelim. Evet. 1500 yıllık bir geçmişi vardır. 1500 yıllık bir geçmiş artık insanlığın kültürel mirası olmuştur. İnsanlığın kültürel mirası yapmasının ne suçu, ne yanlışlığı var? Cami mi yok yani? Sultanahmet'in var. Süleymaniye'm var. Değil mi? Bir sürü küçük mescitler var. Bomboş duruyor. Yani dura dura Hristiyanların alın teri ve göz nuru olan, öyle ya, onlar da insan, onlar da inanç sahibi. Onların da bir tarihi var. Ona mı kaldı? Burada ne var? Senin emperyal amaçların var. Onun inancına, onun düşüncesine hayat hakkı tanımama düşüncen var. Mustafa Kemal diyor ki yurtta sulh, cihanda sulh. Kimse kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz edemez. Senin mabedine el uzatıldığı zaman nasıl ızdırap duyuyorsan, başkasının da ızdırap duyma hakkına saygı duyacaksın. Ve insanlığın kültürel mirası boyutuna getiriyor. İnsanlığa kazandırıyor bunu. Neresi yanlış? Neresi eksiklik? Ondan sonra Fatih'in vakfiyesi olduğuna dair belgelerin hiçbirinin aslı esası yok. Nerede bu vakfiye? Fatih'in şeyi varmış orada. Vasiyeti varmış. Aynı zamanda onun oranın vakfi olmasıyla ilgili vasiyeti varmış. Kendi yaptığı cami var. Kendi evet. Camisindedir vakfiyesi. Vakfiyesi orada. Fatih Camii'nde. Evet. Kur'an harflerini niye kaldırdın? Değerli dostlar, harflerin kutsiyeti olmaz. Harfler antropolojik süreçte insanlığın sesleri işaret diline dönüştürmesinden başka bir şey değildir. Arapçanın evrimine baktığımız zaman bundan 2000 yıl önceki Arapçayla bugünkü Arapça arasında uçurumlar vardır. Harekeler yoktur mesela eski Arapçalar. Ne olacak şimdi? Hangisi kutsal? Kutsallık nasıl oluyor bir de yani? Harf nasıl kutsal oluyor? Şimdi şöyle de söyleyebilirim. Şimdi Kur'an-ı Kerim yazılırken mevcut harflerle yazılmıştı. O harfler 1000 senede vardı, 2000 senede vardı. Başka bir harf olsa onunla yazılacak. O nedenle kutsiyeti olmaz. O zaman deride mesela şöyle diyelim. Madem kutsallık arıyoruz.
Eskiden tahta parçasını yazarlardı. Değil mi? Deriye yazarlardı. Bilmem şuna yazarlardı. Peki biz de kağıda yazmayalım artık. Şey yapalım. Her Kur'an yazılışında ceylan avlayalım. Ceylanın derisini yazalım. Yani madem ki af kutsal da niye yazılan şey kutsal değil? Böyle bir şey olur mu? Yani bütün bunlar aslında bir sömürü çarkı başlatmak üzere uydurulmuş yalanlardır. Ayrıca yani İslam şimdi sürekli Arap harfleri, Arapça vurgusu yaptığı zaman Arap milliyetçisi bir din mi? Bunu mu iddia ediyorsunuz? Yani o zaman biz Türklerin dini olmaması lazım. Fransızın dini olmaması lazım. Sadece Arap yaşamalı bunu. Madem İslam'ın evrenselliğinden bahsediyorsunuz, o zaman dilin de harflerin de kutsallığından ve tabu olmasından bahsedemezsiniz. Daha evrensel düşünmeniz lazım. Mustafa Kemal de daha evrensel düşünüyor. Ne yapıyor? Türkçe'ye en uygun olan, okuması ve yazması aynı olan, okunup yazılan bir alfabe sistemi getiriyor. Osmanlı'da hani demin dedik ya kadınlar binde dört, erkekler %7 okuma yazmanın düşüklüğü anlamında bir şey söyledik. Bunun bir sebebi Osmanlı'daki çalışmaların az olması ise yani okul anlamında çalışmaların az olması ise bir sebebi de alfabenin öğrenilmesinin zorluğudur. Çok zor arkadaşlar. Şimdi belki yaşı ileri olan arkadaşlar bilebilirler. Şimdi ben size bir sözcük söyleyeceğim. İsmet yazsak, İsmet diye bir sözcük yazsak. Yani nasıl yazarsınız? Hangi harflerle yazarsınız? İ'den yazarsınız değil mi? Elif koyarsın, yanına Y koyarsın, iyi olur diye düşünüyorsunuz değil mi? İşte İsmet sözcüğü Elif'le yazılmıyor. Neyle yazılıyor? Ayıl'la yazılıyor. Bir İsmet diye söyleniyor, ayıl. Şimdi bunu ezberinizde tutacaksınız. Yani birçok sözcüğü ezberinde tutacaksınız. Bu ne, hangisiyle yazılıyor? Oysa hocamın söylediği gibi Mustafa Kemal öyle bir alfabe getirdi ki hem yazıldığı gibi okunuyor, okunduğu gibi yazılıyor. Yani hiçbir şey yok ama şey de öyle değil eski Türkçe'de. Çok zor. Yani biz 4 sene efendim okuduk. Okumakta o kadar zorlandık. Yani yeni kitap harflerini biraz okuyoruz da el yazma problem. Çok zor el yazmalar. Buyurun hocam. Şapka kanunundan şapka yüzünden insanların asıldığı iddia ediliyor. Şapka yüzünden bir tek kişi asılmamıştır. Şapka yüzünden asıldığı iddia edilen İskilipli Atıf Hoca'nın asılma nedeni İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin üyesi olmasıdır. Ve Kurtuluş Savaşı mücadelesine karşı tavır almasıdır. Evet. Yani oradaki söylenen hiçbir şey hocam, doğru değildir. O Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlerin yanında İngiliz Büyükler Derneği'nde efendim yani İngiliz'i sevenler derneği'nin üyesi şeyden İstanbul hükümetiyle birlikte hareket etmiş. Bu şey yargılanmış yani vatana ihanetten yargılanmış. Vatana ihanetin cezası idam. İdam cezası affedilmiş biraz önce dediği gibi şey affedilmiş. Fakat tekrar Şapka ihtilalinde harekete geçince İskilipli Atıf bu sefer eski cezası uygulanmıştır. Yani eski cezası uygulanmıştır. Evet, şapkayla. Ama ne yapıyor? Rahat durmuyorsun. Senin bir idam cezan var. Affedilmiş bir cezan var. Olay bu. Mustafa Kemal'in Filistin'i korumadığı iddiası var. Aslında tam tersidir. Mustafa Kemal Filistin'in hamilini yapmıştır. Kurtuluş Savaşı öncesinde de sonrasında da. Mesela Enver Paşa'nın Filistin üzerindeki mevziyi boşaltma talebine Mustafa Kemal orada bekleyerek, savaşa devam ederek cevap verdiği gibi Halep'te sokak çatışmalarında bizzat örgütlemeyi Mustafa Kemal yapmıştır. Tıpkı Libya'daki mücadeleyi verme örneğinde olduğu gibi o dönemin milis savaşını, gerilla savaşını Filistin topraklarında da örgütlemeye çalışmıştır veya o civardaki topraklarda örgütlemeye çalışmıştır.
Fakat Zeytin Dağı'nda da ayrıntılı anlatıldığı gibi Fali Rıfkı Atay'ın Arapların İngiliz emperyalizminin etkisiyle Kürt gücünün yaklaşık 4 kat gücüyle Türk gücüne saldırmaları neticesinde daha fazla asker kaybı vermemek için geri çekilmiştir ama bir de hocam Arapların İngiliz altını ile kandırıldığını söyleyeyim. İngiliz altını almış. Altını. Adana, Urfa, Maraş ve Antep'te direniş yuvaları kurmuş ve o direnişi sürdürmeye devam etmiştir. Azerbaycan'ın boşaltılmasını Mustafa Kemal'e bağlarlar. Oysa Mondros Mutarekesi'nin 11. maddesi gereği Azerbaycan boşaltılıyor ama her zaman Azerilerle Mustafa Kemal hükümeti arasında ciddi bir bağ olmuştur. Mesela Yusuf Kemal Bey'i görevlendiriyor Mustafa Kemal Azerbaycan'la ilgilenmesi noktasında ve özellikle eğitim alanında çok büyük katkısı oluyor. Azerbaycan bir dönem Latin alfabesine geçiyor. Ruslar zannediyorum onlara bu yönlendirmeyi yapıyorlar. O dönemde Mustafa Kemal'in çok büyük bir yardımı söz konusu oluyor. Ali Şükrü Bey Mustafa Kemal tarafından öldürüldü ifadesi son derece komik. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Mustafa Kemal bir strateji dehasıysa eğer ki öyledir. Kendisine muhalif olan adamı alel açık öldürecek kadar büyük bir hata yapmaz. Orada Ali Şükrü Bey'in katledilmesini ben çok ayrıntı vermiyorum. Aslında Mustafa Kemal'e darbe yapmak isteyenlerin iç hesaplaşması olarak düşünmek lazım diyorum. Ayrıntıyı da sizin araştırmanıza bırakıyorum. Mustafa Kemal'in nesebi konusunda ifadeler var. Densizler, hadsizler. Mustafa Kemal'in annesi, babası, dedesi nereden geldiği bellidir. Türkmen'dir. Anne tarafı Konya, Karaman, baba tarafı Aydın Söke yörükleridir. 1400'lü yılların sonunda buralardan Makedonya'ya İskan politikası çerçevesinde gönderilmişlerdir. Dedesi, dedelerinden biri Sofuzade Feyzullah Efendi ve diğeri Hafız Ahmet Efendi olarak geçiyor. Latife Hanım'ın hanımdan ayrılmasını çok fazla uzatmaya gerek yok. Aile için geçimsizlik ki Latife Hanım'ın kendisine yönelik olarak aslında makamını daha çok sevdiği ile ilgili bir değerlendirmesi var. Yani kendisini içten sevmediği, makamını sevdiği, makamdan istifade etmeye çalıştığı ile ilgili değerlendirmesi var. Tamamen aile içi huzursuzluk. Mustafa Kemal devrimlerinin dine aykırı olduğu ile ilgili değerlendirme var. Tamamen iftiradır. Çünkü Mustafa Kemal'in devrimleri bu toprakların olmazsa olmazıdır. Akla, bilime uygundur ve Mustafa Kemal diyor ki ne ki akla ve bilime uygunsa o dinimize uygundur diyor. Dolayısıyla çünkü bu konuda ayetler de var. Ayetlerde de ne deniyor? Ben size akıl ve irade veririm. Yunus suresi 100. Evet. ayette Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diyor. Yunus suresi 100. ayet. Bu da Atatürk devrimiyle paralel bir özellik taşıyor. Mustafa Kemal'in akrabaları var mı? Var. Nerede? Makedonya'yı gezin görürsünüz. İstanbul'da da var. Türkiye'de de var hocam. İstanbul'da da Mustafa Kemal'in akrabaları var. Öyle iftira atıldığı gibi değil. Said-i Nursi işte Mustafa Kemal'e niye böyle dedi? Az önce açıkladım. Bir de karıncalarla konuştuğunu iddia eden, yazdığı kitapları Allah'ın vahyiyle yazdığını iddia eden insan her şeyi söyler. Onun için çok ciddiye almaya gerek yok. Atatürk'ü koruma kanunu niye çıktı? Bunu da CHP'ye fatura etmek isteyen akıllar var. Aslında 5816 sayılı yasa CHP tarafından değil, Demokrat Parti tarafından çıkarılmıştır ve heykeller de büyük oranda o dönemde yapılmıştır. Lozan zafer midir, hezimet midir? Lozan büyük bir zaferdir. Çok ayrıntı vermiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Diğerlerini bir tarafa bırakalım. Diğerleri tarihçiler daha ayrıntı. Ben sosyolojik olarak, felsefi olarak değerlendireyim. Sadece kapitülasyonların kaldırılması bile. Sadece. Lozan'ın zafere ulaştığının açık net göstergesi. Çünkü kapitülasyonlar yüzünden Osmanlı'nın neler çektiğini bilmeyen hiç tarihi bilmiyordur. Lütfen konuşmasın yani. Dersim meselesine gelince arkadaşlar kısaca
ifade edeyim. Bu noktada hem Necip Fuat çok ilginçtir. Bak, birbirine kedi köpek kadar düşman olan bölücüler ve din faşistleri bir noktada birleşiyor. Birkaç noktada birleşiyorlar ama bu noktada birleşiyorlar. Mesela Necip Fazıl'ın Son Devrin Din Mazlumları diye kitabında şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki Mustafa Kemal'in Dersim katliamı yeter diyor. Başka hiçbir şeyi aramaya gerek yok diyor. Necip Fazıl da bunu söylüyor. Bölücüler de bunu söylüyor. Ben şimdi soruyorum. Birincisi, yeni kurulmuş bir cumhuriyet var. Kendini korumayacak. İki, Dersim'de ne var? Yani son derece demokrat bir oluşumu var. Orada feodal bir yapı var. Seyit Rıza kimdir? Bir ağa, bir şey değil midir? Dede değil midir? Yani din, dinsel bir misyon yüklenmiş bir insan değil midir? Ve orada ne oluyor? Dersim'de olan hadise ne? Yeni kurulmuş devletin, yeni yapılmış devrimlerin, yeniliklerin girmemesini isteyen, kendi çıkar çarklarının devamını isteyen bir anlayış var. Hocam, o neler şey yapmak istiyorlar söyleseniz daha iyi anlayacaklar. Neler getirmek istiyorlar? Yol getirmek istiyor. Evet. Hastane, sağlık ocağı getirmek istiyor. Güvenlik getirmek istiyor. Okul getirmek istiyor. Bunların hiçbirini sokmak istemiyorlar. Yani. Yargıyı getirmek istiyor. Biz evet. Yargılarız diyorlar. Evet. Biz aşiret sistemi olarak biz yargılamak istiyoruz diyor. Bir de şu var. Burada karakol baskınını kimse anmıyor. Yani karakolda öldürülen, şehit edilen askerleri kimse anmıyor. Şimdi hocam, izin verir misiniz? Tabii. Arkadaşlar, halkı kendi yanlarına çekmek için öyle şeyler söylüyorlar ki Seyit Rıza ve yandaşları. Diyorlar ki burada jandarma güvenlik için kurulması lazım yani. Jandarma her yerde olacak ülkenin tarafında. Eğer burada jandarma kurulursa diyorlar, kadınlarınız diyor gündüz sizin olur, gece jandarman diyor. Evet. Şimdi bu insanlar ne yaparlar? Yani tabii ki görevine göre ve kimin yanında? Seyit Rıza'nın yanında yer alacak ki. Kaldı ki başka bir şey daha var hocam, söyleyecektir muhakkak. Bir de Hatay meselesi var bu sırada. Evet. Hatay'ı biz Fransızlardan alıyoruz. Fransızlarla mücadelemiz var. Hatay meselesinde Seyit Rıza olayı çıkıyor. Biraz önce bahsettikleri Şeyh Said olayında da Musul meselesi var. Yani biz Musul'u almaya çalışıyoruz. İçeride isyan var. Yani şöyle söyleyelim. Dimyat'a pirince gidiyoruz ama evdeki buradan olmakla. Olay bu. Hocam teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela Dersim meselesini eleştirenler, Dersim olayını çok ilginçtir. Fevzi Çakmak'ın oradaki rolünü kimse söylemiyor. Oradaki kışkırtmasını, taş üstüne taş kalmasın şeklindeki ifadelerini, değerlendirmelerini kimse söylemiyor. Şunu da söylemiyor mesela. Seyit Rıza asılacağı yere götürülürken Mustafa Kemal ben gelmeden asmayın diyor. Haber gönderiyor ama Mustafa Kemal'in çok merhametli olduğunu bilenler Mustafa Kemal gelmeden bir an önce asmaya çalışıyorlar onu. O boyutu da görmezlikten geliyorlar. Özellikle o asılma olayında Çağlayan Gil'in önemli rolü var. Evet. Daha sonra hani Dışişleri Bakanı oldu ya, İhsan Sağlık Çağlayan Gil. Yani Mustafa Kemal gelmeden Seyit Rıza'yı astılar. Evet. Yani müdahale edebilirdi, asılmayabilirdi. O dönemde var mı? Tabii o dönemde genel valiydi. Evet, genel valiydi. Hatta Osman Bey'in pardon bir tabii. Söyleyeyim. İngiltere'ye almış olduğu Dersim bir general ile biten İngiltere'ye almış olduğu bir de Türk Erdoğan'sa emperyalizme sığındığını, emperyalizmde yardım olmaya çalıştığını ve en altında imza olarak Dersim'in general ifadesini kullandığını biliyoruz. Evet. Ama görüyorum ki yani benim nezdimde Şeyh Said, Seyit Rıza, Abdullah Öcalan'ın bir farkı yoktu. Yönetimde aynı hedef doğrultusuna koşuyorlardı. Evet. Ama bugün 2012 itibariyle Tunceli dediğimiz yerde Seyit Rıza'nın heykeli var. Diğer ortada Şeyh Said'in heykeli var. Evet. Bu da ülkemiz adına talihsizlik yani. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Zannetmeyin ki bu Dersim'deki ayaklanma ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ayaklanma. Osmanlı döneminde benim
bir defa saydım. Belki daha fazla. 11 ayaklanma sadece dersinde çıkıyor. 11 ayaklanma. Osmanlı döneminde. 11 ayaklanma var. Kimse ondan söz etmiyor. Evet. Yani dersinde katliamlardan bahsedenler, hocam mesela dersindeki ayaklanmalardan bahsetti. Ya başka ayaklanmalarda Osmanlı döneminde öldürülenleri kimse almıyor. Mesela Kuyucu Murat Paşa kelleleri nasıl kuyulara sığdırdı? Onunla gurur duydu. 100 bin kişi Kuyucu Murat. Yani aydınların katledilmesi mesela. Bugün Şeyh Bedrettin. Mesela Şeyh Bedrettin'in kanı Osmanlı'nın üzerindedir. Şeyh Bedrettin'in kanı. Ama bunu kimse almaz. Bölücüsü de, din faşisti de hep Mustafa Kemal'e saldırmada birleşirler. Ama gerçekleri bilen de biliyor. Mesela Alevilerin belli bir kısmının Mustafa Kemal'e yönelik çok büyük vefa duyguları var. Cemevlerine Mustafa Kemal'in resimlerini sürekli asılı tutarlar. Sürekli ona saygıyla başlarlar. Bütün ayinlerine, bütün ritüellerine saygıyla başlarlar. Çünkü onlar bilirler ki Mustafa Kemal gelmeden önce Aleviler potansiyel katledilmesi gereken insanlar. Hatta mesela Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında Alevinin katledilmesine cevaz verilmiştir. Hatta övülmüştür. Sevap kazanma, yani şöyle bir haşeratı öldürme tarzında hayırlı bir iş gibi gösterilmiştir. Zaten fetva alıyor. Evet. Yavuz Sultan Selim fetva alıyor. Evet. Fetva ile öldürülüyor şeyler. Aleviler. Kim dedi anlayış? Evet. Türk dünyası devleti kuran Türkler ama sukakaydıymış. Evet. Padişahlık konusunda şunu söyleyeyim. Padişahı mağdur bırakmış mıdır? Asıl mağdur olan Mustafa Kemal'dir. İdamla, padişahın emriyle idamla yargılanan Mustafa Kemal'dir. Efendim İngiliz uçaklarıyla ölüm fetvası atılan, linç edilmek istenen, her türlü olanaklarla önü kesilen Mustafa Kemal'dir. Padişahlar İngiliz emperyalizmiyle işbirliğinin bedelini ödemişlerdir sadece. Onun haricinde Mustafa Kemal İngiliz ajanı mıdır şeklinde çok komik bir ifade var. Bunun cevabını İngilizlerin uçaktan attığı o el bildirilerinde görmek mümkündür. İkincisi İngiliz emperyalizmini bu ülkeden kovmasıyla bu sorunun cevabı verilmiştir. Bir de Gandhi'nin az önce söylediğim sorunun, az önce söylediğim cümlesi de bu sorunun cevabıdır. Gandhi ne diyor? Mustafa Kemal İngilizleri yenilgiye uğratmadan önce biz İngilizleri Tanrı olarak bilirdik. Sözü İngilizlerin Mustafa Kemal'e nasıl baktığını, Mustafa Kemal'in de İngilizlere neler yaptığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Mustafa Kemal ve alkolle ilgili, özellikle Mustafa Kemal'in karaciğer sirozundan ölümünü efendim çok alkol içmesine bağlarlar. Böyle bir şey yok. Mustafa Kemal sofrasında sadece tadımlık düzeyde, yani sohbeti açma anlamında bir miktar alkol almıştır. Öyle alkolik bir insan değildir. Velev ki öyle olsa bile, yani çok aşırı alkol alan bir insan olsa bile şöyle bakmak lazım. Mustafa Kemal bir mareşal ve düzinelerce savaştan geçmiş, yanı başında sevdiği insanlar can vermiş. Mustafa Kemal öksüz büyümüş bir insan. Ne acıların tezgahından geçmiş bir insan. Mustafa Kemal devlet kurmuş ve Mustafa Kemal Şevket Süreyya Aydemir'in dediği gibi tek adam, yalnız kalmış. Koca bir ülkenin, hatta koca bir insanlığın yükü omuzlarına çökmüş. Koca bir insanlığı omuzlarında taşımış bir insan. Şöyle söylüyor Mustafa Kemal, diyor ki bazen diyor kafamın çalışmasını durdurmak istiyorum diyor. Evet. O kadar çalışıyor, o kadar şey geçiyor ki kafamdan diyor. Yani bu beni rahatsız etmeye başlıyor diyor. Velev ki çok alkol alsa bile, ki öyle değil az önce söyledim. Bunu buna bağlamak lazım. Yani Mustafa Kemal'in alkol içmesine takanlara soruyorum. Osmanlıcılara soruyorum. Kaç tane Osmanlı padişahı alkol kullanmıyor acaba? Mesela çok takipçilerim, Abdülhamid'in zannediyorum
rom içiyordu değil mi? Rom içiyordu ve romla ilgili neleri vardı? İşte ne derler? Mahzenliği de şey, hani o konuda biriktiriyor. Çer koleksiyon, bravo. Koleksiyon, rom koleksiyonu var. Şer hocam. Evet. Değerli dostlar, sunumumu Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bir şiiriyle bitirmek istiyorum izninizle. Atatürk'ü Ağıt diye 10 Kasım'da yazmış olduğu bir şiir var. Evet. Ağlayalım Atatürk'e. Bütün dünya kan ağladı. Baş bu olmuştu mülke. Geldi ecel, can ağladı. Şüphesiz bu dünya fani. Tanrı'nın aslanı hani? İnsi, cinsi, cemi, mahluk hepsi birden ağladı. Doğu, batı, cenup, şimal. Aman Tanrım bu nasıl hal? Atatürk'e erdi zeval. Amir, memur, altın, kürsü, yas çekip mebusan ağladı. İskender Zülkarneyn'in çalışmadı bunca leğin. Her millet Atatürk deyin, cemiyeti akvam ağladı. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri ah çekti, vatan ağladı. Fabrikalar icat etti, atalığın ispat etti. Varlığın Türkiye terk etti, döndü çark devran ağladı. Bu ne kuvvet, bu ne kudret, vardı bunda bir hikmet. Bütün Türkler, İnönü İsmet, gözlerinden kan ağladı. Tren hattı tayyareler, Türkler giydi hep karalar. Semerkant'ı buharalar, işitti her yan ağladı. Sağ olun, siz sağ olun Türk gençleri. Çalışanlar kalmaz geri, Mareşal Fevzi'nin askerleri, ordular temin ağladı. Zannetme ağlayan gülmez, aslan yatağı boş kalmaz. Yalnız gidenler gelmez, felek el meftin elinden her gelen insan ağladı. Uzatma Veysel bu sözü, dayanmaz herkesin özü. Koruyalım, koruyalım yurdumuzu, dost değil düşman ağladı. Evet değerli dostlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Buradan çıkarılacak dersimiz şu olmalı. Atatürk bizim vazgeçilmez ışığımız. Atatürk'ün yolu bizim vazgeçilmez yolumuz. Bu sadece lafta kalmamalı. Bunu demin ifade ettiğim gibi hasta olan, ölümcül bir hastalığa yakalanan evladımıza çare arar gibi bir heyecanla, motivasyonla yaşamalı ve gecemizi, gündüzümüzü Atatürkçü düşüncenin yayılması için feda etmeliyiz. Çünkü Atatürk yoksa, Atatürk'ümüz yoksa yarınsızız demektir. Yarınımız yok demektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, pazargençifan.com olarak burada yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Evet Osman hocamızın evet Atatürk'e atılan iftiralar ve bilimin ışığında yanıtlarını izlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.